detaylı da vereyim istiyorsanız. Tabii dinliyorum. 5 milyon euro artı satıştan %60'la anlaşıldı. Oo. Takas falan yok, başka bir şey yok. Tahmin ediyorum yarın kapı açıklaması yapılır. Ama bilgi doğru. Zaten dün akşamki maçtan sonra Fatih hocamızın konuşmasından da hissetmeniz gerekirdi alındığını. Yani dün de belliydi bu. Ama evet, evet, evet. Bugün kesinleşti, net bu. İrfan Can da zaten Fenerbahçe'ye gitmek istemiyor. Yurt içi içinde erken, yurt dışı içinde erken diyor da, biraz daha değerinin yükselmesi lazım Galatasaray'da oynayarak. Fenerbahçe'ye gitmemesinin sebebi de forma şansı Galatasaray'dan çok daha az biliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'de. Yani bizi hem Galatasaraylı olduğu için ama profesyoneldir, forma şansı daha fazla bulacağı için tercih etti. Mesut Özil'i aldı Fenerbahçe. Siz de İrfan Can'ı aldınız. Ya bir kıyas yapsak Mesut Özil ile İrfan Can'ı. Vallahi bence hiç yapmayın o kıyası. Kim önde sizce? Bakın şimdi Mesut'u bir düşünün. Ben de yıllardır futbolun içinde olan bir insanım. Takımdan kesilmiş. Kasım'dan kesilmesinin hem form düşüklüğü hem de olduğunu biliyorsunuz siz. Videoları da çıktı. İngiltere'de gazetelerde de çıktı. Ben bunu okudum. İngiliz gazetelerinde. Alman milli takımından da zaten çağrılmıyor, düşmüş. Ne yapacaktı Mesut orada kalıp? Yedek kalacaktı ve sönüp bitecekti orada. Yani bir iki sene daha, bir sene daha geçirirdi. Ondan sonra bir ikincilik takımına falan giderdi yani ancak. Onun için İrfan'la mukayesesi bence zamanında iyi topçu muydu? Evet. Ama o günler geçti artık. O günleri geçti. Hatta bu imzayı attıktan sonra Alman milli takımında bundan sonra kesinlikle oynamam diye de bir yorum yaptı kendisi. Bilgide de bulundu. Evet. Ya sen çağıran yok ki oynayasın zaten. Mesut sen futbolculuğun dışına çıkmış özel hayatında bir insansın. Yani sporcu her şeyinden dört dörtlük olması lazım. Sayın